10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 142 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 1421. Sol sütunda verilen tanımları, sağ sütundaki terimler ile eşleştiriniz. Cevap 1, C, 2, D, 3, B, 4, A. İkinci verilen tablodaki canlı gruplarının gösterdiği beslenme çeşidini, X koyarak işaretleyiniz. Cevap, bakteri grubunda bulunan canlıların üretici, tüketici ve ayrıştırıcı türleri vardır. Mantarlar grubuna ait canlılar, heterotrof ve ayrıştırıcı olabilir. Bitkiler grubundaki canlılar ototrof, hayvanlar alemindeki canlılar ise heterotroftur. Üçüncü teraryumdan, önce üreticilerin sonra tüketicilerin daha sonra da ayrıştırıcıların tek tek uzaklaştırıldığını düşünüp olası sonuçları yazınız. Cevap, üreticilerin uzaklaştırılması ile tüketici canlılar için organik besin ve oksijen üretilemeyeceğinden tüketici ve ayrıştırıcıların yaşamı zorlaşır. Tüketicilerin azalması karbondioksit miktarında azalmaya sebep olur. Fakat üreticiler solunum yaptıklarından ve karbondioksit üretimi az da olsa devam edeceğinden fotosentezde önemli bir aksama olmaz. Ayrıştırıcı canlılar, organik-anorganik dengesini sağlayan önemli bir gruptur. Hiçbir canlının organik ölü ve atığı inorganiğe dönüşmeyeceği için teraryumda inorganik tükenir. Bu durumdan önce üreticiler sonra tüketiciler olumsuz etkilenir. 10. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 142 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.